Dünyada sadece Gaziantep'te bulunan ve Sur mimarisinin eşsiz örneklerinden olan Gaziantep kastelleri turistleri kendine hayran bırakıyor. Bu kastelleri ben tarihle, kültürel geziyle alakam çok fazladır. İnternette araştırma yaptım. Bu pişirici kastelini de internetten gördüm. Buraya geldiğimde özellikle bundan 400 yıl, 500 yıl öncesinde insanların suyu nasıl kullandığını gördüm. Nasıl mesela nasıl lavaboları nasıl yapıyorlar? Bulaşıklarını, çamaşırlarını nasıl yıkıyorlar? Duş nasıl alıyorlar? Toplu su ihtiyaçlarını nasıl gideriyorlar? Bu kasteller bundan 400-500 yıl öncesinde insanlara bu sebeple yardımcı oluyormuş. Tabii ki insanlara tavsiye ederim, özellikle kastelleri. Onun haricinde Gaziantep'in zaten kültürel ve tarihi gezi düşünen insanlar için illaki kesinlikle gelip görmesi gerekiyor, özellikle Gaziantep'i. Gaziantep'e gelince de pişirici kastelini unutmasınlar. İzmir'den geliyoruz Antep'e. Bir hem gezi için hem bir dost ziyareti için gelmiştik. Şimdi şöyle, ben Antep'e geçen sene de geldim. Ben bir motosiklet sürücüsüyüm ve Türkiye'nin hemen hemen her yerini gezdim. Geçen sene de Antep, Midyat, Maraş, Hatay, hep bir oraları gezmiştim. Geçen sefer geldiğimde buranın olduğunu bilmiyordum. Çarşısını, kalesini, her yerini gezdim. Ama burayı bu sefer geldiğimde öğrendim. Bir arkadaşım söyledi, böyle böyle işte burayı bir görmen lazım diye. Ben de böyle yerlere çok önem veriyorum. Yani şimdi böyle yerler yapılmıyor. Yapılması da mümkün değil. Eski teknolojide böyle bir yerin yapılması çok ilginç. Çok eskiden, artık işte bundan 800 yıl falan evvel, insanların su ihtiyacını karşılamak için dağlardan gelen suyu bir yerde toplayıp bunu şehre dağıtmak için kurulan bir sistem olarak biliyorum. Ama bunun nasıl yapıldığına dair biraz bilgi aldım. Şimdiki teknolojide bunu yapmak mümkün değil. Bak, şimdiki teknolojide inanılmaz, nasıl ayarladınız, hangi matematik bilgisiyle bunu yaptı, çok ilginç. Ki bundan 800 bin yıl sene evvel bunu nasıl yapıldığını, çok ilginç. Yani bunun mutlaka gelinip görülmesi lazım. Hayranlık uyandıran bir yer. Yani ben burada her yeri gezdim.
Burayı ilk defa görüyorum ama iyi ki gelmişim. Mesela ben buraya şimdi buradan bir Glindere mağarası var. Orayı görmüştüm. Şimdi eşim için oraya gideceğim. Orası da bir doğa harikası bir yer. Ama buraya iyi ki gelmişim. Herkese tavsiye edeceğim. Yani hatta videosunu da biraz evvel çektim. Arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Çünkü onlar da böyle gezmeyi seven insanlar. Mutlaka gelip görülmesi gerekir. Bir de öğrenilmesi gereken bir yer olarak da söyleyeceğim onlara.